Seni hiç sevmiyorum işte. Hakan oynamama izin vermezler. İşte. Çabuda değilsin, çabuda değilsin, çabuda değilsin. Tabii yeşil alanların önemi çok. Artık binaların arasında yaşamaktan insanlar sıkıldı. En temel özelliğimiz bu olmalı. Büyük yeşil alanlar. Doğayla iç içe. Hiç böyle bir çarpıcı sunum görmemiştik. Gerçekten. Sağ olun. Biz de bu kadar çarpıcısını yapmamıştık zaten. Yeşile duyduğunuz saygı çok belli. Simge, saçının hali ne öyle? Ne oldu ki? Pardon, izninizle. Rica ederiz. Yeşilin öneminden bahsediyorum. Her zaman yeşil alanları öne çıkarmalıyız. Tabii. Nasıl korkuttum ama. Ya Nana, senin ne işin var burada? Çocuk musun kızım sen? Evet. Efsun'un su sayesinde sen her çocuk dediğinde o içine olduğu gibi ortaya silecek. Bak görürsün. Hah, çocuk de. O konuşmaya başlayınca da bülbül gibi şıkıt olur. Bu kadar. Galiba Şakir teyzenin dediğini anladım. İçeride çok eğlenceli bir toplantı var. Yaşasın, çok eğlenceli. Bilmiyorum akıllı bu. Ay Hakan bunu nasıl görmüyor anlamadım. Ama ben göstermesin bir yerim. Nanacık, oyun oynamak ister misin? İsterim ciciş. O zaman sana çok güzel bir oyun bulalım. Ne buldun? Seksek mi buldun? Ha? Hayır hayır, olmaz. O zaman saklanmaç oynayalım. Sen saklan. Saklan. Ay. Ay, kanıma ağrılar girdi be. Çok komik, çok. Yandın Nana. Yandın ki ne yaptın? Şu Simge ne zeki kadın be. Oyuncak olsaydı süper bir çift olurduk. Simge'nin peri faciasından sonra ne bu şanları? Ne bileyim. Hakan al. Nana yap. Hadi ya başlayalım, çok eğlenceli. Hadi ya. Hadi ya. Lütfen durur musun? Önemli bir toplantı bu. Lütfen izin verir misin? Ye. Bana ne ya? Git diyeceğim. Git diyeceğim. Git diyeceğim. Nana lütfen. Kendine gelir misin biraz? Gelmeyeceğim. Nana lütfen. Devam edelim mi? Evet, tabii. Evet. Nana bu proje için bize fikirlerini söylemeye gelmiş. O zaman biz de soralım bakalım. Önce alkış, önce alkış. Alkış yap. Alkışla dedim. Nana lütfen yapma. Alkış. Teşekkür ederim. Nana, Hakan'ın çocuklarının bakıcısı olduğuna göre bize de çocuk parkı konusunda fikir verebilir, değil mi? Evet, evet, çocuk parkı da ben bayılırım. Alkış, alkış. Alkışla dedim. Alkış, alkışla. Nana yeter artık lütfen. Oo ne güzel. Dışarıdan da olsa tüm fikirleri açığız. Ne kadar çok fikir o kadar güzel. Güzel. İzninizle efendim. Volkan bir gelir misin? Şili var. Evet. Alkışla. Simge ciciş, alkışla alkışla. Gözden geçirin. Onca ya. Sese bak. Nerede büyüttün bu köpeği? Tom bitmiş. Hanımefendi iyi misiniz? Çekeme. Medi kapaca oynayalım. Benim medeli. Lütfen saçımı verin. Bana ne benim oldu. Yakala. Hanımefendi kendinize gelin. Lütfen ya. Gol. Basket. Yemezsin ya.
1, 3, 9, 7. Olacak şey değil canım. Bu ne böyle? Simge'nin kafasındaki saçma peripten sonra şimdi de Nana. Hiçbir şey anlamadım. Nana niye burada? Bu hali ne? Hakan çabuk yetiş. Nana saçmalamaya başladı. Nasıl yani? Ay Allah'ım, içeride olanları bir görsen şok geçirirsin. Allah Allah. Çabuk. Hadi oyuncak anne ağzına gidelim. Ay. Hadi kalkın ya. Kalkın. Orada oynayacağız hadi. Kalkın. Var ya, ben aslında bir bez bebeğim. Toplantı mı olacak? Kız, ne işin var burada? Geç kalmış. Bir teşekkür borcum var. Hı? Ne? Hepsi şok el oyunu. Ama artık düzelmesi sana kalmış. Hadi hoşça kal. Of. Bu olanları düzeltmem lazım. Nerede kalmıştık? Bakın ben aslında bez bebekleri çok severim. Demin gösterdiğim gibi. Yani çocuklar bu kadar haylazdırlar işte. Size onları yansıtmaya çalıştım. O nedenle yapacağımız parkların onları oyalayacak çeşitlilikte olması gerekir bence. Harika. Evet. Hakan Bey, pes valla. Sizinle çalışanlar ne kadar yaratıcı, ne kadar interaktif kişiler. Ana Hanım çok yaratıcı. Fikirlerine bayıldım. Ya öyledir. Olamaz ya. Ne yaptı bu kız yine? Dediğim gibi her şey çocukların için. Hakan,